Dün sen beni çok çok kalbimden çok mu rahat? Rahat. Rahat neyim? Gerçekten rahatım diyor vicdan, gerçekten rahat diyor. Gerçekten rahatım ya, gerçekten. Enter. Aa vallahi ne çabuk geldin. Biz daha geç gelecek zannetmiştik ve meyve jölesi yanında. Bir kahve yapsaydık sana dün geldiğinde. Bak siyah tabağa beyaz çikolata koymuş, beyaz tabağa siyah çikolata. Çok şükür. Bunu da anladın hakkıyla bitirdik inşallah. Bundan sonrası için de kayınvalidelerimizin adaletli davranmasını bekliyorum. Kesinlikle sunumlarımda farklılık yarattım. Onlara bazı algılardan bahsettim. İnşallah yabancı oldukları bu kelimelere aşinalık kazanırlar. Ve artık emeği, takdiri geçtim. Biraz da düşünebilmeye, planlamaya, tasarıma odaklanırlarsa çok memnun olurum. Zühan Hanım. Efendim Fatma Hanım. Emek vermiş olabilir ama bu kadar zaman aralamasında benim gelinim de bunun daha belki şeyini yapar. Hı hı. Çok mu zahmetli kızım bu? Sonra bir dondur, jöle, çikolatayı desen vermek. Biz zahmetten ziyade size lezzetli şeyler sunmak istiyoruz. Görseli güzel şeyler sunmak istiyoruz. Zahmet yarışmasına girersek herkes zorlansın, istediği zorlukta şeyler yapsın. Ama biz bu yarışmada sofrada denmiş, Zuhal Tofal'la sofrada denmiş. Ve bizden zahmet beklenmiyor, evet. Bizden lezzetli yemekler bekleniyor. Ya dondurmayı sen mi yaptın kızım? Dondurmayı sen mi yaptın? Ben yaptım. Gerçekten mi? Evet. Evet, evinde yapmış getirmiş. Aha. O yüzden tutmamış. Tabii ki. O yüzden tutmamış. Ha tutmamış evet. Mı? Evet. Yeni bir tarifle tekrar denerim o zaman. Aynen. Hazır o Suzan Hanım. Suzan Hanım. Alayım. Suzan Hanım hazır ben yaptık dedi. Ama onların tatlısı gerçekten çok. O hazır güzel. Dondurma olduğu için olabilir. Evet, bu el yapımı dondurma olduğu için. Yumuşak olmuş da. Ondan değil mi? Tutturamamış. Aynen, ondan. Oysa ki o da marketten aldı dondurmayı. Elinde yapmadı. Bu. Evet. Ama bu niye? Dediniz Aslıhan. Şey mi? İsmim Aslıhan. Aslıhan niye öyle diyorsun o zaman elde yaptım diye? Hayır siz garip bir şey sordunuz. Ev yaptım mı? Hayır. Dalga sizinki ya donmamış dolapta. Hayır dalga geçmedim. Asla espri yaptım. Dalga geçerek şey. Bakın hayır. Bak kızım. Ben ya size dondurma, yükselmedim. Bak ben dondurman donmamış dolapta. Bak bu da dağınık geldi. Yani bugünkü dondurmayla Filiz Hanım aynı mı? Filiz Hanım dalga geçiyor seninle. Sen ne dedin? Geçebilir geçsin. Ne yapayım? Hayır asla o dalga geçmeyi düşünmüyorum. Şey diyemem. Dalga geçmek mi? Ben de dedim evet elde yapmıştı. Dalga geçmek hayır, mi oluyor? Önce evet, önce öyle dedi ama iyice dondurmamışsın. Çünkü bak dağınık geldi hemen dağıl. Ama o günkü öyle değildi. Bu Maraş dondurması. Şimdi yani Suzan Hanım'ın dondurması daha güzel gelmişti. Ama Maraş dondurması yani kesmeyle hemen dağılmaz. O gün bıçakla kestim bak. Onu dağılmadım. Bu da ama meyve Maraş dondurması diye bana sattılar bunu yani. Ben size ne diyebilirim ki? Ben yok, paketin üstünde Maraş dondurması yazısını gördüm. Daha geç ya donmamış. Hayır, hile gelmez dolaba kondu. Dışarıda hiç bekletmedim. Koydum. Hemen kestim, buladım ve derhal dolaba koydum. Hiç dışarıda beklemedi. Çünkü o aşamalı bir şey. Hani aynen. Jöle nasıl? Serinletti mi peki dondurma? Sıcak mıydı, kaynar mıydı, serinletti mi? Yok, güzel. Burada amaç çünkü çok sıcakla çok soğuğu ağzınıza almak. Yani dondurmanın erimesi çözülmesi değil de. Dışı sıcaktı ama böyle kesince tabii ki dağıldı. Baraj dondurması. Dondurma erir, dağılır zaten. Biliyorum. O günkü keşke Baraj dondurması dağılmamıştır. O gün ne yedik bak. Hiç dağılmamıştır o günkü. Ne dedi? Bu bir fizik kuralıdır dedim. Hayır hayır hanımefendi ne dedi? Evet fizik kuralı. Dışı sıcak ama içi kesince dağıldı mı dediniz? Dışı sıcak, içi dondurma. Kızardı. Evet. İçi dondurma dağılır. Maraş dondurması olarak Zühan Hanım kestim. Beğenmedim. Meyve jölesi? Onu da beğenmedim. Ben tamam. Beğenmedim. Siz beğendiniz mi Elif Hanım? Beğendim, fena değil. Siz Suzan Hanım? Ben beğenemedim zaten. Beğenemediniz. Evet, puanlara geçeceğiz. Açık oylama, haftanın son açık oylaması gerçekleşecek. Çünkü birazdan 15 bin TL'yi sahibiyle buluşturacağız ama ondan evvel gelsin Aslıhan'a puanlar. Ben kayınvalidelerden puan beklemiyorum açıkçası. Çünkü onlar vizyonlarına verecekler o puanları. Ben kendime 10 verdim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Elif Hanım'ın 10 vermesini
Umuyorum çünkü gerçekten yemeklerini çok beğendi. Tekrar tekrar döndü, eline sağlık, çok lezzetli olmuş, çok beğendim dedi. Dilerim verir. Yani vermeli, bu kadar olumlu konuştuktan sonra düşük puan beklemiyorum. Evet hanımlar, birazdan haftanın son puanlarını yazacaksınız. O da Aslan için olacak. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz puanları kullanamıyorsunuz. Birazdan da büyük final anında olacağız. Ve 15 bin TL'yi bakalım hangi gelinimize teslim edeceğiz. Birazdan hep beraber bu heyecan anı yaşayacağız. Ama ondan evvel Aslan'ın şansını belirlemek için buyurun alın elinize kalemlerinizi ve tahtalarınıza puanlarını yazınız lütfen. Her gün olduğu gibi yine adil ve hakkaniyetli puanlar bekliyoruz sizden. Yanlışlık olmasın. Herkes şimdiye kadar verdiği puanları hatırlıyorsa ona göre yazsın lütfen. Herkes yazdı mı? Herkes puanından emin mi? Her gün soruyordum, yine soruyorum. Çünkü birazdan Suzan Hanım'ın puanıyla açık oylamaya başlayacağız. Şu an puanlarınızı değiştirme hakkınız var. Suzan Hanım, emin misiniz? Emin. Fatma Hanım? Emin. Filiz Hanım? Emin. Ve Elif Hanım? Emin. Evet, kimse değiştirmek istemiyorsa ben de açık oylamayı başlatıyorum Suzan Hanım'ın puanıyla. Buyurun Suzan Hanım, açın ve sesli olarak söyleyin lütfen puanınızı. Puanım 3. 3! Şey beğenmedim, Zuhal Hanım kusura bakmayın yani. Kapatın lütfen. Hiçbir şey beğenmedim. Suzan Hanım üçlük bir masa mıydı? Üçlük bir şey. Bu ya tamam da bak masanız kuruldu tamam da ben hiçbir şey yani yiyemedim. Evet Elif Hanım'ın puanını göreceğiz birazdan da. Evet buyurun Elif Hanım, sizin de puanınızı görelim. Yüksek sesle söyleyin lütfen. Benim puanım 8. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Doğru puan bu. Bravo. Bakalım Filiz Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Filiz Hanım, siz de açımı söyleyin lütfen. 5 verdiniz, beş. Hiç şaşırmadık tabii. Evet, 5'i bekliyorduk zaten. Ezberlenmiş bir matematik görüyorum sadece. Masam hiç değerlendirilmemiş. Zaten o rakamlar evde oturtulmuş kafalara öyle gelinmiş. Sanki ben hiç masa kurmadım, hiç yemek yapmadım, sizin önünüze bir şeyler sunmadım. Siz zaten boş bir masaya geldiniz ve o tahtalar da hazırdı. Yavrucuğum o zaman bana da hepsi 5-5 ver. Çünkü kuruldu, kafalarına kurdu geldi mi diyeyim? Evet, son puan Fatma Hanım'dan gelecek. Buyurun Fatma Hanım, açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Puanım iyiydi kızım. Bravo. Teşekkür ederiz. 3 verme hakkı da vardı. Gerçi annen 7 vermişti dün kendi gelinine ama yine de vermeyebilirdi. Tam tersini de yapabilirdi. Sizi de tebrik ederim Fatma Hanım. Bravo. Size yakışan, bir yarışma programına yakışan ve en önemlisi vicdanlara yakışan bir puan verdi. Vicdanımın sesini dinledim. Bravo. Benim hakkım burada hiçbir şey olursa benim için. Ama canlıyım. Teşekkür ederim. Bravo Fatma. Teşekkür ederim. Hanımefendi gerçekten... Bir saniye Aslan. Evet teşekkür. Bu haftanın en düşük masası ilan etti beni. Dilerim ya. En iyi ilan ettiğiniz masa gerçekten gönlünüzün rızasıyla verdiğiniz, bulduğunuz masadır. En yükseği de 6 zaten. Evet puanlar böyle. Sen benim sana verdiğim puanı büyük final anında diğer rakibelerinle aynı anda öğreneceksin. Bakalım 15 bin TL kime gidiyor? Heyecanlı bir büyük final bizi bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.